Haber kanalı çok deneyimli bir eski diplomatı, şimdinin siyasetçisini konuk ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, emekli Büyükelçi Faruklioğlu haber kanalında canlı yayında. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Zor bir seyahat sonrasında bir hayli de üşütmüşsünüz. Evet. Ama buna rağmen programımıza geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ne demek, her zaman. Aslında Ankara'ya ayak basana kadar gayet iyiydim. Birçok arkadaş üşüttü. Çünkü Çin'de gittiğimiz her yer, özellikle de Urumçi en son durağımız, bayağı soğuktu. Bir de Urumçi'ye giderken teknik uluslararası havacılık kuralları nedeniyle Rusya'da bir havaalanına indik, Abakan diye. Orada kapıyı açtılar. Bir kısmımız da önde oturduğumuz için içerisi bir anda buz gibi oldu. Buz gibi oldu. Yani hani su damlıyorsa sarkıtlar falan oluşacak kadar soğukta herhalde bir kısmımız orada üşüttük. Yani biraz zor bir yayın olacak sizin için ama biraz kolaylaştırmaya çalışacağım yayını. Umarım siz de keyif alırsınız bu yayından. Sağ olun. Yayına siz henüz gelmeden kısa bir süre önce, 1-2 saat önce Paris'ten çok önemli bir haber geldi. Biraz önce özetlerde de izledik. Paris'te öldürülen aralarında Sakine Cansız'ın, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da olduğu 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili Paris Cumhuriyet Savcılığı'nın açıklaması. Çok speküle edildi olay. Acaba iç hesaplaşma mı yoksa İlmalı'da yürütülen müzakere sürecini baltalamaya dönük bir girişim mi diye. Fakat şimdi bir PKK'lı oldu ortaya çıktı. Siz de özetleri izlediniz, haber, evet. Haberdarsınız. Yorumunuz ne oldu ilk duyduğunuzda? Şimdi şöyle diyelim, yani bunun PKK iç hesaplaşması veya bu sözünü ettiğimiz süreci baltalamak amacıyla yapılmış bir eylem aslında çok fark etmiyor. Yani Türkiye'nin gündeminin ve işinin PKK içi hesaplaşmalara veya PKK'nın ne yapmak istediğine bağlı olmamalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tırnak içinde söylüyorum sürece destek verdik. Fakat bu sürecin mahiyeti nedir? Kim kime ne söylüyor? Gündem nedir? Bunlar halkımızla paylaşmadığı için ve aradan da bir hayli zaman geçtiği için bu sürecin mahiyeti, hedefi hakkında da kuşkular oluşmaya başladı. Burada önemli olan bu sürecin bizim her zaman ileri sürdüğümüz gibi bir büyük bütünün belki bir sadece bir parçası olabilir. Yani Türkiye'nin geleceğinin terörün sona erdirilmesi, Kürt sorununun çözülmesi, sadece hapisteki PKK elebaşısının yapabileceği, çözebileceği bir sorun değil. Hükümet bu şekilde bakıyorsa bunda aldanıyor. Yani bu görüşmeler yapılır. Buradan çıkacak sonuçlar bizim hep söylediğimiz gibi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani doğru ve tek adrese getirilir. Orada diğer kurumlardan, diğer kesimlerden toplumun gelen görüşlerle birlikte harmanlanarak bir ortak irade oluşur. Ben şunun için yalnız girdim bu konuya. Tabii doğru. Bu olayın başından beri sanki Türkiye'de çözüm istemeyen, barış istemeyen ya da artık bu olayın ortadan kalkmasını istemeyen çevrelerin çok fazla olduğu, bu sürecin baltalanmak, kesilmek istendiği, bunun içerisinde yabancı istihbaratların da girdiği, girebileceği, hatta Türk gladyosunun işin içinde olduğu gibi bazı çok ileri, olay henüz daha hiçbir şekilde daha aydınlanmamışken ya da bir ipucu bulunmamışken, Fransız makamlarından herhangi bir konuyla ilgili bilgi gelmeden bu yönde bir açıklama bombardımanı sanki konuyu bir başka mecraya doğru itti gibi. Yani şunu söylemek istiyorum sonuç olarak. Ne olursa olsun bu müzakere süreci devam edecektir. PKK ile görüşmeler, İmralı ile görüşmeler devam edilecektir, kesilmeyecektir gibi. Bunu, bu görüşmeleri güçlendiren, bu vurguyu artıran bir yorum bombardımana tutuldu Türkiye. Ama bunun basit bir iç hesaplaşma ya da bir kişisel hesaplaşma gibi bir olay ortaya çıktığı zaman dengeleri alt üst edebilecek ya da bazı bu yöndeki iddiaları ortadan kaldırabilecek bir gelişmeye de neden olabileceği yorumunu yaparak hani açmak istedim. Şimdi elbette bu yorumlarda bir
hakikat payı, bir gerçek payı olabilir. Çünkü Türkiye'nin Kürt meselesini çözmesi, terör sorununu sona erdirmesi sadece Türkiye'nin içindeki dinamikleri ilgilendiren bir gelişme, bir tablo değil. Yabancı güçlerin bunu isteyen ve istemeyen, farklı yönlerde çalışan yabancı güçlerin de bunda katkısı olabilir. Fakat burada önemli olan bu daha spekülatif, daha komplo teorileri kokan yorumlardan çok siyasi iktidarın, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir stratejisi var mı? Bana öyle geliyor ki bu olay devamlı ağzımıza sakız edildi son işte kaç gündür cereyan ettiğinden beri bu şeyler, infazlar diyelim. Sanki hükümet de bir bahane arıyormuş gibi. Yani ben bu işinden işte bakın ben iyi niyetle başladım ama bunu baltalamaya çalışıyorlar. Belki baltalama değil, belki iç hesaplaşma ama baltalama da olabilir. Sürekli bunu körükleyen bir hükümet var. Bu yanlış değil miydi? Çok yani yanlış. Sadece hükümet değil, medya da aynı şekilde davrandı. Yani büyük bir kısmı arasında da çok bir fark yok. Yani onlar da hükümetin güdümünde hareket eden çok geniş bir kısmı. Hepsi değil. Hepsi değil. Haksızlık etmeyelim. Ama burada hükümetin tek bir çizgide, tek bir söylemde bu konuda hükümetin kararlı oldu. Bütün bu yorumlara, spekülasyonlara kulak asmayacağı, germi vermeyeceği ve hedefine yürümek konusunda ısrar edeceği şeklinde bir tutum olması lazım. Ama ne oluyor? Her gün bir AKP'li yetkili çıkıyor, Sayın Başbakan'dan başlayarak aşağı doğru. Hepsi bir yorum getiriyor. Yani bunun hangi faydası var bu yürütülen ve çok ne bileyim ben ümit verici olduğu izlenimi yaratılan sürece hangi katkısı var bu tür farklı yorumların? Hükümet der ki arkadaş bu iş olmuştur. Fransız polisinin bu işi aydınlatması gerekir. Fakat biz bu arada işimize devam ederiz. Bu konuda fazla bir yorum yapmaya da gerek yok deyip konuyu kapatması gerekirdi. Evet, Fransa'dan açıklama yapıldı. Bir kez daha hatırlatalım. Çünkü çok önemli bu haber. Paris Cumhuriyet Savcısının Paris'te 3 kadının öldürülmesine ilişkin başlıca şüphelinin 1982 doğumlu Ömer Güney olduğu, Sakine Cansız'la en son görüşen kişi olduğu belirtiliyor ve 2 yıldır da PKK üyesidir bu kişi yorumu yapılıyor ya da bilgisi veriliyor. Başzanlıdır deniyor Ömer Güney Cumhuriyet Savcısı tarafından. Tabii bu arada yani başzanlı denilince suçlu yani şüpheli savcılık şüpheli, açıklaması şüpheli. Geliyor, evet. Bu arada Fidan Doğan'a 4, Sakine Cansız'a 3 ve Leyla Söylemez'e 3 merminin isabet ettiğini söylüyor Savcı Molins. Bir silahla bu cinayetlerin işlendiğini ve silahın yarı otomatik 7.65 mm çapında olduğunu belirtiyor. Trafik kameraları ve mağazalardaki güvenlik kameralarının tek tek incelendiğini anlatıyor. Ömer Güney isimli zanlının Sakine Cansız'la cinayetin işlendiği Rue Lafayette 147 numaraya 11.29'da geldiğini ve 11.49'da ayrıldığını tespit ettiklerini söylüyor. İkinci kez binaya geliyor Güney, 12.11'de geliyor ve 12.56'da ayrılıyor. Ve öldürülen kadınlara yapılan otopsi sonucunda cinayetlerin 12.43 ile 13.21 civarında işlendiğini belirlendiğini, bunun da Güney'in binaya ikinci gelişiyle çakıştığını duyuruyor. Yani kuvvetli şüpheler, deliller var. Molins, Ömer Güney'in cinayetten bir gün önce Sakine Cansız adına 1000 avro çektiğinin belirlendiğini, gözaltına alındığında yapılan üst aramasında 930 avro bulunduğunu kaydediyor. 82 Sivas Şarkış'la doğumlu Ömer Güney, 2 yıldır PKK üyesi diyor. Ve gözaltında Güney'in cinayetleri itiraf etmediğini ancak çelişkili ifade verdiği için şüpheleri üzerine çektiğini bildiriyor. Ayrıca Güney'e ait bir çantada barut izine rastlanmış. Tüm bu gerekçelerden dolayı Ömer Güney'i cinayetlerin baş şüphelisi olarak kabul edildiğini ifade ediyor. Paris Cumhuriyet Savcısı ve tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildiği de belirtiliyor. Bu arada Dışişleri Bakanı Davutoğlu da Fransa'dan bu açıklama gelmeden önce iç hesaplaşma odaklı yürütüldüğünü soruşturmanın ve buna odaklanıldığını bu iddiaların güçlü olduğu şeklinde de yine açıklaması vardı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu. İsterseniz bu konu belki bir cümle enteresan. Daha gerekiyor. Bir cümle daha gerekiyor. Yani Sayın Davutoğlu'nun açıklaması yapılan açıklamalardan bir tanesi. Şimdiye kadar bir sürü açıklama yapıldı. Ben işte hafta sonunda Çin'den döndük.
haberlerde şeyi dinledim. Bir AKP yetkilisi, efendim Paris'te bu olay vuku bulmuştur. Benzeri bir olay Almanya'da da olabilir şeklinde bir uyarıdan bulundu. Mehmet Ali Şahin'in açıklaması. Mehmet Ali Şahin bir, evet, bir temenniden bulundu, bir uyarıdan bulundu, belli değil. Yani neye dayanarak böyle bir şey söyleyebiliyor? Eğer böyle bir şey varsa bunu niye daha geniş bir şekilde paylaşmıyor, satır başı olarak veriyor? Bunlar yani bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda zihin karıştırıcı değil, bir berrak zihinle terör sorununun, Kürt sorununun üstüne giden bir hükümete ihtiyacımız var. Ama hükümet bunu yapmıyor. Her açıklama kamuoyunun zihnini daha fazla bulandırıyor. Şimdi Sayın Loğlu, isterseniz bu sıcak konularla devam etmişken şu Suriye konusuna gelelim. Patriotların getirilme süreci başladı. Almanya'dan bir gemi geldi, Hollanda'dan bir gemi geldi. Boşaltılıyor. İçinden askerler çıkıyor çok sayıda. İşte hava savunma sistemleri çıkıyor. Konteynerler bolca çıkıyor. Ve Suriye ile bu arada çok önemli bir açıklama var Suriye ile ilgili. İran, Beşar Esad'ın işin başında bulunması bizim kırmızı çizgimizdir diyor, Suriye'nin başında bulunması. Tüm bu gelişmeleri değerlendirirsek bu Patriotların gelişiyle birlikte sürecin çok hızlanacağını mı öngörmek gerekir? İran'ın bu yaptığı açıklamada bu zamanlamaya rastlıyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Bence belki aksi daha muhtemeldir. Yani Suriye'deki çatışma ortamı maalesef bir süre daha devam edebilir. Çünkü daha önceki gün sanıyorum Sayın Başbakan Suriye'de fetih yakındır şeklinde bir ifadede bulundu. Kim kimi fethediyor, hangi ülkeyi fethediliyor onu pek anlayabilmiş değilim. Komşu bir ülkedir, sıkıntılı olan bir ülkedir. Biz oraya sahip çıkacakken devamlı vurmaya çalışıyoruz. Devamlı oradaki karışıklıkların yatışmasına değil, artmasına, keskinleşmesine katkı yapan bir tavır içinde olan hükümetimiz var. Patriotların gelmesi, biz başlangıçtan beri bunun Suriye'den çok kürecik radar istasyonuyla ilgili olduğunu hep ileri sürdük. Çünkü Suriye'deki iç çatışmalar ve Türkiye'ye yönelik işte Akçakale'ye düşen top mermileri, ölen vatandaşlarımız, sınır olayları falan neredeyse iki yıldır devam ediyor. Yani hangi noktaya geldi ki Suriye'deki gelişmeler? O noktada Türkiye NATO'dan Patriot isteme ihtiyacını hissetti. Bunun şey bir açıklaması yok. Biz bir genel görüşme önergesi verdik bu konuda. Sanıyorum gelecek hafta gündeme alınacak. Orada hükümetten doğru dürüst bilgi vermesini isteyeceğiz. Ancak İran yaptığı açıklama tabii ki önemli. Çünkü İran bir yandan kürecik konusuna bakıyor. Öbür yandan uluslararası toplumun Suriye'deki çatışmaları sona erdirecek ciddi elle tutulur, yani rejimle muhalefeti bir araya getirecek bir yaklaşım içinde olmadığını görünce bu sefer şeyini biraz çıtasını biraz yükseltti ve işaret ettiğiniz açıklamayı yaptı. Bunun anlamı yani dediğiniz gibi bu Suriye'de belki çatışmalar daha hızlanabilir ama biliyoruz ki çok hala can kaybı sürüyor. Muhaliflerin elinde olan bazı yerler tekrar rejimin eline geçiyor. Rejimin elindeki yerler muhalefete geçiyor. Her halükarda İran'ın bu tutumu Suriye'deki çatışmaları sertleştirecek bir etki yapacaktır. Ve Beşar Esad'ın diyalog arzusunu da aşağı doğru çeken bir gelişme olarak görmek lazım. Esad'ın yönetimde kalmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu duyururken Ali Hamenei'nin danışmanı Ali Ekber velayeti yapıyor bu açıklamayı ve Beşar Esad'ın devrilmemesi gerektiğini söylüyor ve şu vurguyu yapıyor. İsrail'e karşı oluşturulan direniş hattı, eğer Suriye Devlet Başkanı Esad devrilirse bu direniş hattı kopmuş olur diyor. Çok ciddi kaygıları var. Başka yani özellikle İsrail konusunda ciddi kaygılar taşıyorlar. Siz küreciyi işaret ettiniz. İsrail kaygısına tabii ön plana İran'ı çıkartması şaşırtıcı değil. Yani İran'ın bir endişesi de İsrail'den nükleer tesislerine karşı gelebilecek bir saldırı. Fakat şunu kamuoyumuzun bilmesinde yarar var. Nasıl ki Esad'ın iktidardan uzaklaştırılması Türkiye'nin işi değil ise
Esad'ın iktidarda kalması da İran'ın işi değil. Bu Suriye halkının işi. Dolayısıyla yani İran bunu bir politika söylemi olarak nasıl ki bizim siyasi iktidarımız aynı şeyi yapıyorsa bir noktada Türkiye'nin siyasi söylemine veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi söylemine çıtanın biraz yükseltilerek karşılık verilmesi şeklinde algılaması da lazım. Ama altını çizerek söylüyorum. Esad'ın kalması da gitmesi de Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin işi değil. Bu sadece ve sadece Suriye halkının vereceği bir karardır. Peki nasıl olacak? Bu bir tarafta Esad güçleri topla, tüfekle, işte uçaklarıyla saldırıyor. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Katar'ın, pek çok Suudi Arabistan'ın, işte Türkiye'nin, pek çok ülkenin de arkasında olduğu, tabii Esad'ın da arkasında İran, Rusya ve Çin var. Çok komplike bir çatışmalar zinciri devam ediyor. Halk nasıl karar verecek Esad'ın gidip gitmeyeceğine bu çatışmalar ortasında? Uluslararası toplumun bu yönde baskı uygulaması lazım. Bu doğrultuda Kofi Annan'ın, bir önceki temsilcinin, Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi temsilcisinin önerileri olmuştu. Bu konuda bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, hatta Türkiye'nin bir olumlu yaklaşımı da olmuştu. Benzer bir yaklaşım Kofi Annan'ın yerine gelen Brahimi tarafından da gündeme getirildi. Yani Suriye'yi düşünürken sanki çatışmaların devam etmesi ve sonuna kadar devam etmesi kaçınılmaz bir akıbet. Ama diplomatik bir çözüm mümkün değil. Bu şekilde baktığımız zaman Suriye'yi yanlış değerlendiriyoruz demektir. En kötü şartlar altında bile bütün çatışmalar devam ettikten sonra yine masaya oturulacak. Yani birdenbire Esad gidecek, onun yerine bir istikrarlı bir rejim, yönetim iş başına gelecek diye bir şey yok. Yine bir takım müzakereler yapılacak. Marifet bu süreci daha erken bir noktada, daha fazla can kaybı olmadan başlatmak. Bunu yapmak için tabii daimi Birleşmiş Milletler Konseyi'nin daimi üyelerine iş düşüyor. Fakat en fazla iş yine Türkiye'ye düşüyor. Türkiye bir tutum değiştirecek olsa, doğru dürüst, mantıklı, tutarlı bir komşuya yakışır, uluslararası hukukla tutarlı bir yaklaşım geliştirecek olsa emin olun Suriye'de birçok şey hızla iyiye doğru değişebilir. Şimdi siz çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiniz ama konu tam da buraya gelmişken şu Çin'in Suriye'ye bakışını birinci elden alma fırsatı buldunuz. Evet. Mutlaka. Onlar hangi noktada duruyor şu anda? Çin hangi noktada duruyor? Şimdi Çin tabii birçok konu gündeme geldi ama Suriye ağırlıklı olarak gündeme gelen konulardan biriydi. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ile Çin Komünist Partisi'nin görüşleri arasında önemli ölçüde örtüşme var. Yani hangi anlamda dış müdahale olmaması, şiddetin sona erdirilmesi, muhalefetle rejimin bir araya getirilmesi, uluslararası yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gibi bizim görüşlerimizde birebir örtüşen bir yaklaşımları var. Fakat Çin çok aslında ustalıklı bir diplomasi uygulayan bir ülkedir. Bütün dünyada küresel kapsamda faaliyetleri ve çıkarları var. O bakımdan eski Rusya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler gibi ön plana çıkmak yerine daha derinden, daha arkada durarak, arka planda durarak daha düşük profilli bir politika izleyerek politikalarını, hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan. Doğru. Açıklama yaptıklarını duymuyoruz. Evet. Yani her gün çıkıp. Ama nerede olduklarını, nerede olduklarını aşağı yukarı biliyoruz. Evet. Herkes biliyor. Çok güzel ifade ettiniz. Yani konuşmuyorlar. Ama herkes biliyor Çin'in nerede olduğunu. Türkiye her gün konuşuyor. Gerçi Türkiye nerede olduğunu da biliyoruz. Yanlış yerde duruyor. O başka. Ama yani Çin, Rusya kadar, bilmem Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği kadar bu konuda konuşmuyor. Ama tutumunu da kararlı bir şekilde sürdürdü. CHP ile aynı çizgide olduğunu söylediniz. Evet, aynı pencereden bakıyor gibi. Evet, aynı sayfa. Dolayısıyla aynı. Hükümete yönelik farklı bir bakış olduğunu gösteriyor. Hükümete yönelik eleştiriler ne oldu? AKP hükümetine. Şimdi biz orada AKP hükümetini eleştirecek bir şey söylemedik. Doğru. Kendileri söylediler mi? Hayır. Ama yani bu şimdi sizin çıkardığınız gibi bu sonucu gayet
doğal bir şekilde çıkarmak gerekir. Mümkündür. Yani izlenen politika Türkiye tarafından Çin'in politikalarına birebir ters düşüyor. Demek ki bu politikanın yanlış olduğunu düşünüyorlar. Bizimle de mutabık olduklarına göre biz de AKP'nin izlediği politika yanlış diyor isek demek ki Çinler de aynı şeyi düşünüyor. Ama Çin'in kültürünün, diplomasisinin özellikleri herhalde bunları açık açık söylemiyorlar. Sayın Nioğlu, çok deneyimli bir büyükelçilik geçmişiniz oldu, diplomatik geçmişiniz oldu. Çok yerde görev yaptınız. Benim önümde bazı notlar var. Dakka'da, Hamburg'da, Kopenhag'da, Bakü'de ve özellikle Washington'da. 1971 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdiniz. Orta Doğu, Avrupa, Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri üzerine yoğunlaştınız. Bu arada bir stratejik araştırma enstitüsünün de başkanlığını yaptınız ASAM'ın. Evet. Şimdi tüm bu çerçeveler içerisinde bakarsak, Türk dış politikası tarihinde bugüne kadar izlediği politikanın tam tersi bir yaklaşım içinde diyebilir misiniz? Evet, diyebilirim. Yani soruyu öyle sorduğunuz için cevabım evet olması lazım. Çünkü Türk dış politikası Atatürk'ten esinlenen ve büyük ölçüde son yıllara kadar uygulanan yurtta barış, cihanda barış ilkesiyle tutarlı, uluslararası hukuk kurallarına saygılı, komşularıyla sorunları gidermeye, çözmeye çalışan bir ülke konumundaydı. İstikrarlı bir ülkeydik. Sözü dinlenen bir ülkeydik. Komşularımızla sorunlarımız vardı ama komşularımızla çatışma noktasında değildik. Şimdilerdeyiz. Aşağı yukarı bütün komşularımızla çekişmeli, gerginlikler, çekişme yaşayan, gerginlikler yaşayan bir ülkeyiz. Buna en son Bulgaristan'da eklendi. Yani Bulgaristan'da o suikast teşebbüsünün Türkiye bağlantılarının ne olduğu konusunda önümüzdeki günlerde herhalde bir Bulganlar bir açıklık getirecektir. Sizin düşünceniz ne? Yani o olay size ne düşündürdü? Hangi yorum yapıyorsunuz? Şimdi Hak ve Özgürlükler Partisi konudan konuya geçiyoruz ama Partisi AKP ile şimdiye kadar yakın duran bir partiydi. Fakat son zamanlarda Türkiye'deki gelişmeler nedeniyle ve bu parti, Bulgar Partisi üzerinde kurulması istenen etki ve nüfus nedeniyle bir ayrışma oldu, görüş ayrılığı olduğu şeklinde bir izlenimimiz var. Bunun içini dolduracak donelerin hepsine sahip değiliz. Ama yani bu tür olaylar basit gibi görünür. Hani bir kişi çıkıyor, efendim silah çekiyor. Fakat niye o silahı çekiyor? Kimdir bu adam? Kim onu şey yapmıştır? Onları bilemiyoruz. Fakat burada temel sıkıntı Hak ve Özgürlükler Partisi'nin Türkiye'deki siyasi iktidarın egemenliği altına girmek istememesinden kaynaklanan bir tablo var. Ben bundan bir sonuç çıkarmıyorum. Yani bunu Türkiye'ye bağlantılı falan da demiyorum. Asla öyle bir şey ima da etmem. Komplo teorilerine hele inanmadığım için öyle bir şey de söyleyemem. Ama böyle bir sıkıntı olduğunu, siyasi sıkıntı olduğunu da kamuoyumuzun bilmesinde yarar var. Suriye konusuna tekrar dönecek olursak, Suriye tek başına bir değerlendirilebilecek bir olay gibi görünmüyor zaten. Uluslararası bağlantıları var ama bizim için çok daha önemli bir yanı belki Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yapısı. Evet. Bir taraftan Irak'ın kuzeyi, bir taraftan Suriye'nin kuzeyi ve hatta daha sonra İran'daki Kürtler konusu. Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin bir açıklaması var. Suriye Kürtlerinin hiçbir şekilde Suriye'de iktidarı ele geçirme gibi bir amaçları bulunmadığını, kendilerine müdahale talebi geldiğini söylüyor böyle söylerken. Haberde Barzani Suriye Kürtlerinin doğal haklarını istediklerini anlatıyor ve şöyle diyor. Kürtler Suriye halklarının kendi kaderini tayin hakkı olduğunu biliyor. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Suriye halklarına yardım gönderiyoruz. Ve yine BM'nin desteğiyle Suriyeli göçmenlere yardımlarımız sürecek. Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi birçok kez bizden Suriye'deki sorunu müdahale etmemizi istediler. Ancak biz bunu reddettik. Şimdi bütün olaylar birbirine karışıyor gibi. Bir taraftan Barzani'nin Maliki'yle çok ciddi sorunu var merkezi hükümetle. Evet. Bir taraftan Türkiye'deki gelişmeler, İmralı süreci. Herkes her konuda açıklama yapıyor. Barzani destek veriyor. Nereye gidiyor bu olay? Yani Türkiye açısından özellikle tüm bu gelişmeleri ele alırsak. Bütün bu gelişmeler Türkiye'ye şunu anlatmaya ve göstermeye çalışıyor. Türkiye
terör sorununu ve Kürt meselesini halletmek için elini çabuk tut. Bu mesajı mı veriyor Türkiye'ye? Yani mesajlardan bir tanesi bu. Ben onun bu tarafından alıyorum. Evet. Çünkü Türkiye hala bu sorunları demokratik yöntemlerle toplumun iradesine uygun bir şekilde çözme şansına sahip tek ülke. Yani hala açık toplumuz birçok özellikleriyle. Gerçi gerileyen bir demokrasimiz var, o ayrı bir konu. Ama bu meselenin çözümü için hala biraz vaktimiz var. Fakat devamlı zaman kaybediyoruz, kıymetli zaman kaybediyoruz. Zaman kaybetmek hangi anlamda sakıncalı? Şöyle, bunu daha önce söyledim, defalarca söyledim. Kürt konusu bir bölgesel nitelik ve boyut kazanıyor. Yani bugün Suriye'deki Kürt varlığı ve Kürt dinamikleri Irak'takiyle bağlantılı. Irak'taki Türkiye ile bağlantılı. Bu üç bölge İran'la bağlantılı. Bu nedenle artık bir bölgesel nitelik kazanmakta olan bu sorunun daha fazla ileri gitmesi bu konunun Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın ve İran'ın elinden çıkacağı ve önce bölgesel sonra da uluslararası güçlerin müdahale edeceği bir hedefe doğru ilerliyor. Bunu yani Türkiye'deki meseleleri çözmezseniz bunu önlememiz mümkün değil. Tek çözüm Kürt meselesini ve terörü bir an önce Türkiye'de sonlandırmak. Bir önemli haber daha var. Dengeleri değiştirecek gelişme başlığıyla verilmiş. Suriye'deki iç çatışmalar sürerken Sayın Loğlu, evet, kuzeyde yer alan ve ülkenin en önemli petrol bölgesi olan Rimela'nın PKK'nın kolu olan PYD'nin kontrolüne girdiği iddia ediliyor. Avrupa'da Kürtçe olarak yayınlanan Rudav gazetesinin internet sitesinde duyurulan haberde biraz önce aktardığım gibi en önemli petrol bölgesinin PYD'nin kontrolüne geçtiği iddia ediliyor. Yani çok ilginç gelişmeler ardı ardına geliyor. Önemli. Bunların hepsini herhalde birlikte yorumlamak gerekir. Elbette. Çok güzel söylüyorsunuz. Elbette. Yani Suriye'deki olaylar bir ölçüde İran'ın bölgedeki nüfuzunu kırmak amacını gidiyor. Fakat petrol kaynakları bakımından da şimdi önemli petrol kaynakları nerede? Irak'ın kuzeyinde. Orada kim var? Erbil var, Barzani var ve Kürt, bölgesel Kürt yönetimi var. Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin hakimiyeti ve bu haber doğruysa petrol bölgesinin PYD lideri Salih Müslim bölgenin kontrolünü rejim güçleriyle girdikleri şiddetli çatışmalardan sonra ele geçirdiklerini söylemiş. Ve bu kendilerine göre bir hak, müktesep hak gibi iddia edecekleri bir ortamı yaratmış oluyor. Fakat şimdi ne oluyor? Yani petrol şeyi bakımından batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak petrollerini, özellikle Irak petrollerini Basra Körfezi'nden değil, çünkü orası hep İran'ın tehdidi ve büyük ölçüde kontrolü altında. O bakımdan Irak petrollerinin önemli bir kısmının Akdeniz'e akmasını ve bunun Suriye üzerinden akmasını isteyecek, istemeleri gayet mantığa yakışır bir durum. O nedenle yani Beşar Esad gitsin, Batı'ya dost, Batı yanlısı bir yönetim gelsin ve Irak petrolü, olduğu ölçüde Suriye petrolü Akdeniz'e aksın. Hedeflerden bir tanesi de bu. Yani bir bütünlük içinde düşündüğümüz zaman konunun birçok boyutu var. Yine bir diğer önemli haber sizin milletvekiliniz, İzmir milletvekiliniz Sayın Birgül Ayman Güler'in açıklamasıydı. AKP'nin Suriyeli mültecileri İzmir'de seçmen gibi gösterip oy kullandıracağını söyledi Birgül Ayman Güler. Ve seçim sonucunu değiştirmek için bunun yapılacağını, bunun önüne geçebilmek için de sandık örgütlenmesinin şart olduğunu söylüyor. Bu da bir şu anda iddia niteliğinde ama ilginç. Yani 200 bini aşmıştı bir ara sayıları. Şimdi 160 bin civarında sanırım. 150 bin, 160 bin civarında. Sandık örgütlenmesi her zaman önemli. Suriyeli sığınmacılar vardı, yoktu. Ondan bağımsız olarak sandık örgütlenmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok öncelik verdiği konulardan bir tanesi. İddiayı nasıl yorumladınız? Yani iddiaya gelince yani Sayın Başbakan'ın... Olabilir mi böyle bir şey? Sayın Başbakan'ın
işte en son ne gittiği ve yaptığı, hatta Arapça konuştuğu anlaşılıyor. Gördüğü tepkiye bakarsak yani sanki kendi seçmenlerine hitap ediyormuş gibi bir hava veriyor. Ben bunun olacağını Sayın Birgül Armangül'ün elinde başka şeyler, bulgular olabilir. Fakat şunu söyleyeyim. Yani bir seçim konuşması, seçmenlerine hitap konuşması gibi mi değerlendiriyorsun? Yani bir miting havasında konuşuyor. Bundan AKP yararlanmak istemez mi? Bana göre ister. Bunu nasıl yapar onu bilemiyorum. Yine Orta Doğu'dan bir haberle bu bölümü isterseniz noktalayalım ama sorular var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklaması var. Netanyahu Orta Doğu'da asıl sorun İsrail'in Kudüs'te yaptığı inşaatlar değil, İran'ın nükleer silah edinme çabasıdır dedi. Şimdi bütün ilişkiler ve odaklanmalar İran ve İsrail üzerinde anlaşılan yoğunlaşıyor. Ne dersiniz? Şimdi tabii İsrail için İran'ın nükleer programı bir varoluşuna yönelik temel bir tehdit olarak algılıyor İsrail. O bakımdan sürekli İran'ın nükleer tesislerine saldırabileceği şeklinde bir tutum da izliyor. Ben böyle bir saldırının gerçekleşme ihtimalinin bütün koşullarda çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da Suriye'nin kimyasal silahları var diyor, ona dikkat çekiyor. Ona hepimizin dikkat etmesi lazım. Suriye'de kimyasal silahlar olduğu aşağı yukarı bilinen bir gerçek. Fakat yani Suriye rejimine kimyasal silah bu koşullar altında kimyasal silah kullanacaktır şeklinde bir beklentiyle yorumlamak ne kadar doğru bilmiyorum ama herkesin dikkatli olması ve hazırlıklı olması lazım. Hazırlıklı olmaya hiçbir itirazımız yok Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Çünkü devletin temel görevi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır. Bunu maalesef siyasi iktidar birçok noktalarda yapamamaktadır. PKK terörüne karşı vatandaşlarımızın can güvenliğini, askerlerimizin can güvenliğini sağlayamamaktadır. Masaya oturarak mı sağlamayı düşünüyorlar sizce? Yani bunun kısmen masaya oturmak gerekiyor. Ama dediğimiz gibi bunun asıl çözüm ortamı ve noktası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu Mavi Marmara olayında vatandaşlarımızın canını koruyamamıştır. Cep pilotlarımızın canlarını bu iktidar koruyamamıştır. Yani liste çok uzun. Tabii madencilik kazalarını işçilerimizin... Onlara girmeyeceğim de yani devletin temel görevi olan can güvenliğini koruma konusunda ister dış sebeplerden kaynaklansın, ister iç sebeplerden kaynaklansın bu konuda siyasi iktidarın sicili çok ama çok kötü ve vahim. Mavi Marmara olayından sonra İsrail'le ilişkiler çok gerilmişti. Evet. Bu One Minute olayı da vardı. Pek çok şey de yaşandı İsrail'le. Şimdi siz şöyle yukarıdan baktığınızda İsrail'le ilişkilerin düzelmekte olduğunu mu görüyorsunuz? Bir sessizlik havası hakim gibi görünüyor. Ne oluyor? Bazı görüşmeler mi yapılıyor? Ne dersiniz? Şimdi bazı görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Biz bu konuda ben bizzat Sayın Başbakan'a yazılı bir soru yönelttim. Henüz cevap alabilmiş değilim. Çünkü hatırlarsanız bütçe görüşmeleri sırasında Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu İsrail'le gizli görüşmeler yapıldığını söylemişti. Sayın Başbakan da bunu ispatlamayan diye bir şeyde bulunmuştu. Kelamda bulunmuştu. Fakat biz soru önergesinde İsrail'le yapılan görüşmelerin tarihlerine kimin de nerede görüşme yapıldığını tek tek şey yaptık, sıraladık. Ve bu görüşmeler doğru olduğuna göre, çünkü bir kısmı kamuoyuyla da intikal etmiş görüşmeler. Bu görüşmelerde neler konuşuluyor, neler söyleniyor, bize yanıt verin dedik ama henüz bir bilgi gelmedi. Şunu söyleyeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hem ikili ilişkiler ama daha çok bölgenin selameti bakımından. Ama bunun için hükümetle aynı frekanstayız. İki noktada en azından. Tazminat ve özür. Bunların olması gerekir diyoruz. Ama aynı zamanda diyoruz ki bu ilişkiler düzelmeden, yani Türkiye-İsrail ilişkileri düzelmeden Türkiye'nin bölgede ister Arap-İsrail ihtilafı bakımından, ister bölgeyi ilgilendiren diğer konular bakımından
ağırlığını ve etkisini tam olarak koyması mümkün olmayacak. Ama belki siyasi iktidar bunu yapmak istemiyor. Yani ağırlığını koymak istemiyor. İsrail'e vurmanın kendisi açısından, iç kamuoyu bakımından daha ehven olduğunu düşünüyor olabilir. Ama neticede bölgenin selameti bakımından Türkiye'nin nasıl ki Arap ülkeleriyle en azından bir kısmıyla iyi ilişkilerimiz var ise İsrail'le de normal ilişkilerimizin olması bölgenin istikrarı bakımından, barışın daha çabuk gelmesi bakımından gerekli. Yani buna aslında şu noktadan geldim. Suriye konusunda Türkiye bir şekilde bir yerde tarafsa, evet. Ve kürecikten bahsettiniz, Patriotlar konusu var. Dolayısıyla İsrail'in güvenliğinin söz konusu olduğu bir anlamda Türkiye ile birlikte ortaya çıkıyor. Tabii, ya da o daha tabii, fazla öne tabii, çıkıyor. Yani dolayısıyla tabii, İsrail ile Türkiye şimdi aynı cephede zaten görünüyor, öyle değil mi? Görünmüyorum. Bu tabii çok doğru, çok isabetli söylediniz. Yani bütün bu görünürdeki kavgaya ve gerginliğe rağmen Türkiye, İsrail'in güvenliği bakımından öncü bir rolü oynuyor. Evet, bir tarafta İran, Rusya, Çin. Evet. Diğer ama tarafta da biz bu rolün böyle tek taraflı oynanmasının doğru olmadığını da düşünüyoruz. Yani bölgedeki bütün ülkelerin güvenliği önemli. Bizim için de önemli. O bakımdan yani taraf tutarak bölgede istikrar ve güven sağlamak yerine eskiden olduğu gibi taraflara eşit mesafede durarak güven ve istikrar sağlamak daha doğrudur diyoruz. Sayın Moğlu, izin verirseniz bazı izleyicilerimizin soruları var. Onları yönelteyim. Programımız interaktif bir program. Evet. Sayın Mustafa Yeşilyurt Zonguldak'tan diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Kürecik'teki radar sistemi, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'daki Patriotların kaldırılması söz konusu olacak mı? Yoksa yetmez deyip Sinop'a kurulacak mı? Sayın Loğlu cevap verebilir mi acaba diye soruyor. Elbette vatandaşımız sorduğuna göre yanıtlamaya çalışmamız bizim görevimiz. Biz şöyle düşünüyoruz. Türkiye'nin hava savunma sistemi füze saldırılarına karşı son 10 yıldır ihmal edilmiş bir alandır. Savunma sanayi konusunda Türkiye'nin savunma ihtiyaçları bakımından atılan adımlar maalesef bu alanı, yani hava savunma füze saldırılarına karşı hava savunma sistemimizin yeterince ilgilenilmeyen hatta dışlanmış bir konu olarak bakıyoruz. O nedenle bu açığı kapatmak için ister Kürecik olsun ister Suriye fark etmiyor ama bir açık olduğu ve Türkiye'nin bu alanda bir eksiği olduğu muhakkak. Bunun için Patriot üzerlerini istemek mecburiyetinde kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Türkiye'de, siz de ister miydiniz Patriotları bu ortamda? Bu ortamda istemezdik. Çünkü yani Suriye'den gelecek bir tehdidin biz bu iş için yeterli bir gerekçe olduğunu, inandırıcı bir gerekçe olduğunu düşünmüyoruz. Aksini göstermek siyasi iktidarın işi. Bana derse ki bakın elimizde şu bilgiler ve istihbarat var. Siz bu işleri bilmeden konuşuyorsunuz. Biz onun için patriotları istedikler derlerse tamam, o zaman mesele yok. Ama öyle bir şey yapmıyorlar. Öyle bir şey yapmıyorlar. Biz bunun Kürecik bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman biz kendi ulusal yeteneklerimizi geliştirerek gereken yatırımları ve satın almaları da yaparak büyük ölçüde de kendi sanayimizi, yerli sanayimizi harekete geçirerek bu açığı kapatabiliriz diye. Peki o süreçteki açık ne olacak? Yani onu nasıl tamamlamayı düşünüyorsunuz? Şimdi bu biz hep diyoruz ki bu Suriye için istenmedi. Kürecik için istendi. Oradaki sakatlık da şu. Kürecik'e verilen olur. 2010 Lisbon zirvesinde, NATO zirvesinde alındı. Dolayısıyla bu isteğin yani Patriot veya benzer bir füze saldırılarına karşı savunma talebinin o zaman yapılması lazımdı. Yani 2-3 sene önce yapılması lazımdı. Buna geç uyandılar. Neden uyandılar? Çünkü Suriye konusu baktılar ki hem İran'la ilişkilerimizi hem Rusya ile ilişkilerimizi rahatsız etti. O nedenle öncelikle Kürecik olmak üzere
böyle bir talepte bulunma gereğini gecikerek yapmış oldular. Türkiye şimdi ateş hattında bir ülke mi? Bunu biz söylemiyoruz. Bunu İranlı yetkililer söylüyor. Bunu Rus yetkililer söylüyor. Her ne kadar Sayın Başbakan efendim İranlı askeri yetkililerle siyasiler arasında bir ayrım yapıyor ise de ve İranlı askerlerin söylediklerini ciddiye almıyor ise de İran yetkililerinden hem siyasi planda hem askeri planda çok sert açıklamalar geldi. Bir değil, iki değil, defalarca Kürecik konusunun onları rahatsız ettiğini, bunun gerektiğinde bir hedef haline dönüşeceğini ve bu hedefe saldırılacağını söylediler. Rusya daha ölçülü bir dille kullanmakla birlikte onlar da rahatsızlıklarını ifade ettiler. Türkiye böyle bir ortamda değildi. Türkiye ilk defa Soğuk Savaş döneminde bile bir Doğu Batı Varşova Paktı NATO dengesi vardı. Amerika Birleşik Devletleri mi Türkiye'yi ateş hattına çekiyor peki Sayın Büyükelçi? Hayır, AKP hükümeti Türkiye'yi ateş hattına çekiyor. Elbette yani NATO müttefiklerimizin bunda katkıları vardır ama Türkiye ben ateş hattına çekilmek istemiyorum. Onun için bunları şöyle şöyle yapıyorum dese buna hiç kimse itiraz edemez. Patriotları isteyip istememek Türkiye'nin kararıydı. Yani ABD veya başka Hollandalılar aman bizden patriot isteyin demediler. Böyle telkinler olmuş olabilir. O kadarını bilmiyoruz çünkü hiçbir bilgi yok. Biz Suriye konusunda bilgileri Rusya Büyükelçiliğinden alıyoruz. Yabancı diplomatlardan alıyoruz. Kendi Dışişleri Bakanımız gelip ne Dışişleri Komisyonu'nda ne şeyde genel kurulda bu konularda bilgi vermiyor. Sanki Türk dış politikası bir özel alan. Buraya AKP hakim. Ayrıca AKP içinde Sayın Davutoğlu hakim. Özel işiymiş gibi bir dış politika yürütülüyor. Sağlıksız. Çok sağlıksız. Bütün demokratik ülkelerde hesap verme, verebilme demokrasinin erdemidir. Bu kadar sıkıntıya düşen bir Türkiye'nin dış politikasının hala efsane ölçülerinde başarılı olduğunu iddia etmek bir Dışişleri Bakanı tarafından iddia edildi. Sayın Dışişleri Bakanı stratejik derinlik derken çok fazla derinliği herhalde söylemeye çalışıyor. Tamam, çok fazla derinliğince de orada biliyorsunuz pek ışık olmaz. Evet, pek de görünmez. İndiği derinlikten maalesef çıkamıyor sayın. Sayın Cemal Bülbül Isparta'dan diyor ki CHP de mi Patriotlar istiyor? CHP neden meydanlara çıkıp Patriotlar konusunda sesini çıkartmıyor? AKP ile aynı şeyleri düşünüyor gibi görünüyor. Yani öyle bir izlenim var. CHP AKP'yi destekliyor gibi olaylar karşısında neden duyarsız davranıyorlar? Bu tabii fazla anlatamadınız mı kendinizi acaba Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Cumhuriyet Halk Partisi olarak anlattık. Fakat kamuoyunun, halkımızın tepkisi işte patriotların artık fiziken Türkiye'ye ulaşması nedeniyle kademe kademe ortaya çıkacak. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii düşünceleri önemli ama halkımızın ne düşündüğü, ne istediği, ne istemediği o daha önemli. Ben burada sadece Türkiye'nin hava savunma sisteminde eksiklikler olduğunu söylüyorum. Bunu patriotlar vasıtasıyla gidermek en iyi yöntem mi? Bugünün şartlarında o ayrıca tartışılması gereken bir konu. Patriotlar konusunda meclisin karar vermesi gerekmiyor mu diye bir soru var. Osmaniye'den Sayın Halil Kılıç soruyor. Gerekiyorsa muhalefet neden sessiz kalıyor? Sayın Loğlu açıklasın. Yurt içine veya yurt dışına asker gönderilmesi konusunda kararı kimler veriyor? Şimdi hem Kuzey Irak'la ilgili hem de Suriye ile ilgili bir tezkere de geçti değil mi Sayın Loğlu? Bu çerçeve Irak konusundaki tezkere geçti. Evet. Irak konusundaki tezkere. Suriye? Suriye konusunda da bir tezkere kabul edildi. Biz ona red oy verdik. Soru çok tabii yerinde bir soru. Vatandaşımızın böyle konuyla birebir ilgilenmesini de doğrusu olumlu karşılıyorum. Şimdi bu konuda iki görüş var. Yani Patriot füzeleriyle ilgili olarak Türkiye'ye çok sayıda herhalde işte 1000 veya 2000 arasında toplam Hollanda, Amerikalı ve Alman asker gelecek, teknisyen gelecek. Bu konuda iki ayrı görüş var. Birincisi bizim meylettiğimiz görüş. Yani bugünün dünyasında bir ülkeye yabancı asker geldiği zaman bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerekir.
Yani yabancı asker göndermek gibi yabancı asker bulundurmak da yine mecliste görüşülerek karara bağlanması gereken bir konu. Hükmü. Fakat iktidar partisinin, siyasi iktidarın bu konuda vereceği otomatik yanıt, bu da diğer görüş, diyecek ki sanıyorum 244 sayılı kanun NATO çerçevesinde yapılan bu düzenlemeler Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde olup Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayrı onayını gerektirmemektedir. Şimdi biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getir çizgisinden hareket etseydik, hükümet de bu cevabı verseydi tıkanıp kalacaktık. Onun için ne yaptık? Bu konunun en azından kısmen tartışılmasını sağlamak için bir genel görüşme istedik. Biraz önce de belirttiğim gibi bu sanıyorum gelecek hafta gündeme alınıyor, genel kurulun gündemine alınıyor. Orada hiç olmazsa kamuoyumuz bu konuda biraz daha fazla bilgi sahibi olacak. Hükümetten çok fazla bir şey beklemiyoruz. Yine ahkam kesecekler, bildiğimiz şeylerin ötesine geçemeyecekler. Ama bu genel görüşme vasıtasıyla bu kadar önemli ve duyarlı olan bir konuda en azından muhalefet partilerinin görüşlerini halkımızla, kamuoyumuzla paylaşması mümkün olacaktır. Efendim yine size bir soru yöneltmiş Sayın Fevzi Güney Bursa'dan. CHP'ye oy vermiş vatandaşlar olarak Sayın Vekilimizi izliyoruz. Soruları cevaplarken Amerika Birleşik Devletleri'nden mi korkuyor yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nden mi diye sormuş. Neden açıkça soruları cevaplamıyor demiş. Demek ki tatmin olmamış sayın izleyicimiz. Evet. Bulgaristan göçmeniyim diyor. Füzelerin Amerika'yı korumak için geldiğini ya da İsrail'i korumak için geldiğini niye söyleyemiyor? Söylediniz aslında İsrail konusunu. Saygılar demiş. Teşekkür ederiz sorusuna ama yani bu konuda demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani daha fazla herhalde sesini duyuracak ya da kendisini belki de medya sıkıntısından da olabilir. Şimdi ifade edecek mecraları bulması gerekiyor. Şuna arkadaşımıza ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimseden korkmuyor. Hakikaten. Yani en fazla korkmadığımız yer de Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu kadar her alanda, her noktada mücadele vermeye devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, diğer ülkeler, biz onlara da düşman olarak bakmıyoruz. Ama korkulacak birer varlık olarak da görmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, söylemem lazım. Yani bu cumhuriyeti kurmuş 90 senedir varlığını, yaklaşık 90 senedir varlığını sürdüren bir parti. Nice evrelerden geçmiş bir parti. Dolayısıyla arkadaşımızın sorusu eğer siyasi bir yüklenme sormadı ise bana göre biraz bizleri daha iyi dinlemesi, Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılan açıklamaları biraz daha yakından izlemesi sanırım kendisini tatmin eder. Sayın Fahrettin Konakçı sanırım Aydın bir sorusu ya da bir tespiti var. Yani muhalefetten rahatsızlığını belirtiyor. Diyor. Bayrağımız, cumhuriyetimiz, ordumuza sahip çıksınlar şeklinde bir yorum var. Ama Avidin Turgut, Bursa. Sayın Loğlu şu anda siyasal gelişmelerde bu konjonktürde aktör olarak dünya kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oynadığı rolleri anlatabilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun Çin gezisi, ona zaten girmemiz gerekiyor artık. Yani çok önemli bir geziydi. Irak'a gerçekleştirilecek bir ziyaret diyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun siyaseti, kendi coğrafyamızdaki halklarla ilgili görüşü nedir diye soruyor. İsterseniz CHP'nin bu birdenbire bir dışa açılması oldu. Bu davetler kendiliğinden mi geldi yoksa siz mi böyle bir talepte bulundunuz? Özellikle Çin, Irak var ve Mısır'dan da sanırım böyle bir değil mi davet gelmişti? Bunlar muhataplarımızdan geldi. Çin'de biz kurultay süreçlerimiz sırasında Çin Komünist Partisi bize başarı dileklerini belirten bir mesaj gönderdiler. Kurultaydan sonra bizi tebrik ettiler. Biz de Çin Komünist Partisi'nin 18. Kongresi öncesinde ve sonrasında benzer mesajlar gönderdik. Ankara'daki Çin Büyükelçiliği ile temaslar oldu. Ve bizi orada görmekten, ağırlamaktan memnun olacaklarını söylediler. Bu siyasi olarak ne anlama geliyor Sayın Loğlu? Bu yani Çin'in bölgesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl yorumladınız? Bu siyasi olarak Çin, Türkiye'nin geleceğine baktığında bu işin AKP ile irelebet sürmeyeceğini,
orada ciddi bir muhalefet de bulunduğunu, üstelik yani bir bakış açısı, ortak bir bakış açısına sahip olan iki, biri komünist, adı komünist, öbürü sosyal demokrat olmakla birlikte aynı evrenin içinde bulunan iki partiden oluştuğunu gördüler. Bu nedenle bizi davet ettiler. Biz de yanımızda çok büyük bir iş adamı grubuyla gittik. Ama belki Çin gezisine geldiğimizde daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Diğer davetler, Irak'a davet en başta Cumhurbaşkanı Talabani tarafından Genel Başkanımıza, daha sonra diğer Irak yetkilileri tarafından yine Genel Başkanımıza davetler yapıldı. Bunu da oradaki durum biraz sakinleştiğinde Irak ziyaretini de gerçekleştireceğiz. Bir tarih öngörüyorsunuz. Henüz yok. Mısır'a davet, Mısır Devlet Başkanı Mursi Türkiye'ye geldiğinde Genel Başkanımız da görüşme talep etti. O görüşme sırasında Mısır Devlet Başkanı Genel Başkanımızı Mısır'a davet etti. Biz onu da gerçekleştireceğiz. Peki bu neyin parçası? Biz bunu Avrupa'da da görüyoruz. İnşallah bölgemizdeki alanlara taşıyacağız. Rusya düşünüyoruz. Avrupa'ya zaten gidiyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma iddiasının ne kadar önemli ve geçerli olduğu konusunda bu çevreleri aydınlatmak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bunu pek yapmamış. İçine kapalı bir kutu gibi davranmış. Bizim bu dışa açılma siyasetimiz hem ilgili ülkelerin yöneticilerine kendimizi anlatmak ve tanıtma bakımından, bir de tabii ilk defa yurt dışındaki vatandaşlarımız genel seçimlerde oy kullanacaklar. O bakımdan yurt dışı örgütlenmemiz bağlamında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha yoğun bir şekilde yurt dışına açılması gerekiyor. Siz aynı zamanda dış ilişkiler ve yurt dışı örgütlenmelerinden sorumlu genel başkanlığı yardımcılığını yürütüyorsunuz. Burada tabii aktif bir rolünüz var değil mi bu seyahatte? Çok yani zamanımın önemli bir kısmını yurt dışı örgütlenmesi alıyor. Fakat memnuniyetle ve partimize destek olan, bizimle birlikte hareket eden vatandaşlarımıza memnuniyetle duyurmak isterim ki yurt dışı örgütlenmesi bakımından önemli mesafeler alıyoruz. Almanya'da 3 Şubat'ta 7 eyalette ama 8 kentte aynı anda Cumhuriyet Halk Partisi birlikleri kurulacak. Bu örgütlenme modelini diğer Avrupa ülkelerine, hatta Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve sırası geldikçe diğer ülkelerde, vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde de bu örgütlenmeyi hızla tamamlamayı düşünüyoruz. Eksik mi bırakmış CHP bugüne kadar buraları? Eksik değil, yapılmamış. Hiç yapılmamış. Burada ben eski yönetimleri suçlama falan cihetine gitmek istemiyorum. Ama biz yapıyoruz. Önemli olan bu. Biz yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü dışarıdaki vatandaşlarımıza önem veriyoruz. Onlara değer veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bir oy avcılığına çıkmış da değil. Yani biz bu örgütlenmeleri o ülkelerdeki vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, o ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkileri rahatlatarak, geliştirerek, zenginleştirerek o ülkede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek öncelikli hedeflerimiz. Bunları yapabildiğimiz ölçüde bize sempati duyarlar ve zamanı geldiğinde de oy verirlerse orada hiçbir itirazımız olmaz tabii. Öylesine bir geziydi ki büyük yankı yarattı önce. Çin'in daveti ve sizin büyük bir heyetle oraya gitmeniz adeta ama gelirken baktığımızda haberler hep bu uçağın doluluğu, bavulların doluluğu, işte oradan alınan eşyaların ağırlığının çok fazla olması, uçağın Ankara'ya inemeyeceği gibi. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Örneğin bir iktidar partisi genel başkanı ya da başbakan gitseydi bu tip haberler çıkar mıydı? Hayır, çıkmazdı. Önce şunu söyleyeyim. Yani vatandaşlarımızdan da şeyler aldık, mesajlar aldık, işte bu doğru mu, niye böyle oldu falan diye. Yani Gezi'yi gölgeledi mi bu bavul meselesi? Hayır, hayır. O sadece medyanın kendi hüsnü kuruntusu, yani yandaş medyanın hüsnü kuruntusu. Çünkü
bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. Bir defa heyette sadece 12 tane Cumhuriyet Halk Partili milletvekili var. Kaç kişiydi heyet? 116 kişi. Bunun büyük bir kısmı iş adamlarıydı. Geri kalan kısmı da, yine büyükçe bir kısmı da gazetelerin Ankara temsilcilerinden oluşan, bir de muhabirlerden oluşan ikinci bir... Yani uçağın %10'u mu CHP'liydi? %10'undan biraz az. %10'undan biraz az. Her halükarda, yani bu diğer şeyler, onlar aldı, Cumhuriyet Halk Partililer almadı demiyorum. Öyle bir sorun yoktu. Bir ağırlık sorunu hiçbir zaman olmadı. Nereden çıktı peki efendim? Uyduruyorlar. Çünkü şuradan çıktı, onu da söyleyeyim. Pilot dedi ki şeyden kalkarken Urumçi'den karşı yönden sert bir ters rüzgar var dedi. Şimdi çok uçanlar bilir. Doğudan batıya doğru gittiğinizde, yani buradan mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinizde Washington diyelim ki 11 saat sürer. Ama dönüşte 9,5 saat sürer. Yani Washington'dan İstanbul'a dönerken oraları bildiğim için söylüyorum, yoksa bir özelliği olduğu için değil. 9,5 saat sürer. Neden? Çünkü dünyanın görüşüne göre doğudan batıya doğru gittiğinizde rüzgar hep karşınızdan gelir. Pilot dedi ki, bir anons yaptı, yani çok sert bir rüzgar var. Gerekirse dedi, balın lafı falan yok. Gerekirse dedi, belki Trabzon'a bir inmemiz doğru olabilir. Bunu da güvenlik bakımından yaparım dedi. Sonra güzergah sırasında pilot bir anons daha yaptı. Dedi ki Ankara'ya devam ediyoruz. Dolayısıyla yani ne balonla ilgili ne başka bir nedenle uçağın kalkmaması veya bilmem benzer bir iddia uzaktan yakından alakası yok. Üzüldünüz mü bu haberle? Üzüldünüz mü? Hayır, üzülmedim. Saçma sapan buldum. Kusura bakmayın. Yani ben böyle konuşmam pek. Ama yani Türkiye'nin böyle bir şeyle meşgul edilmesi ne medyamıza yakışır, ne bu haberden nemalanmaya çalışan çevrelere yakışır. İkinci bir şey de bu konuda bir AKP'li bakan dedi ki efendim gittiler Çin'den çatlamalar aldılar. Elbette yani alışveriş edenler olmuştur grup içinden. Fakat şunu bilelim. Türkiye Çin'e 2,5 milyarlık bir ihracat yapıyor. 24 milyarlık da ithalat yapıyor. Yani bu ne demek? Çin'de satılan her şey çakma mı oluyor? Çin birçok alanda büyük mesafeler kaydetmiş, çok büyük bir ülke. Yani ben bu açıklamayı yapan Sayın Bakan'ın söyleminden şunu da çıkartıyorum. Yani kendisi çakma malları almıyor, gidip en pahalı şeyleri alabilecek noktada. Helal olsun, ona bir itirazım yok. Ama yani herkes kendine göre alışveriş yapıyor. Bunu da kamuoyumuz bilsin. Sayın Moğlu, bu ziyaretten sonra sizin bir rapor yazdığınız belirtiliyor ya da kaleme almaya başladınız. Evet, yaptım. Web sitemizde yer alıyor. Hangi başlıklar orada öne çıktı? Yani bu ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi'ni nereye doğru götürür? Bizim bu ziyarette iki temel hedefimiz vardı. Yani kendi optimi penceremizden baktığımızda birincisi Türkiye-Çin ilişkileri bakımından neler yapabiliriz, nasıl bir katkıda bulunabiliriz? İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile Çin Komünist Partisi arasındaki bağları nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Biz bu her iki hedefe de ziyadesiyle ulaştığımızı ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Türkiye-Çin ilişkileri bakımından bütün görüşmelerimiz Çinli yetkililerle yaptığımız ister resmi, yani Çin Komünist Partisi mensuplarıyla ister Çin iş çevreleriyle yaptığımız temaslarda konu ağırlıklı olarak ekonomik konular olmuştur. Çin'in Türkiye'deki yatırımı, Türklerin Çin'de yaptığı... İktidarla paylaşacak mısınız bunları? İktidarla yani web sitemizde var. Fakat ben ayrıca bir Dışişleri Bakanlığı'na göndermeyi de düşünüyorum. Çünkü biz bunu daha önce yaptık. Suriye'ye gittiğimizde edindiğimiz izlenimleri bildirmiştik. Bunu da bir rapor halinde Dışişleri Bakanlığı'na göndereceğiz. İş adamlarımız bağlantılar yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa bir büyük iş adamları kadrosuyla bir dış geziye çıktı. Bu ziyaret aslında ilklere
bazı ilklere imza atan bir ziyaret oldu. İş adamları bunlardan birincisiydi. İlk defa bir iş adamları toplumuyla bir dış ziyaret gezi yapıldı. Ana Muhalefet Partisi. Ana Muhalefet Partisi olarak. İkincisi Çin Komünist Partisi'nin Aralık ayı, Ocak ayında bitirdikleri 18. kongresinden sonra bir siyasi partiye yaptıkları ilk davet oldu. Burada bir genel başkanın, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının ana muhalefet lideri olarak Çin'e yaptığı ilk ziyaret oldu. Türkiye-Çin ilişkileri bakımından önemli bir fikir. Yine bir iş adamımız tarafından gündeme getirildi. Bir düşünce kuruluşu sırasında yaptığımız tartışmalar sırasında Ali Rıza Bozkurt, bilinen bir şahsiyet. Müthiş Türk diye bilinen. Müthiş Türk diye bilinen. Türkiye-Çin ticareti Türkiye'nin büyük ölçüde aleyhine tecelli ediyor. Yani rakamları tam doğru söylemeyebilirim. 24 milyarlık ithalatımıza karşılık 2,5-3 milyarlık bir ihracatımız var. Öneri şuydu, offset. Yani Çin, Türkiye'ye sattığı 24 milyarın en son rakam, %20'si nispetinde Türkiye'ye yatırım yapsın. Bunu ortaklarla yapabilir, kendi yapabilir. Ve bundan her iki tarafta kazançlı çıkar ve Türkiye doğrudan yabancı sermaye girişi olmuş olur. Bu önemli bir öneriydi. İkinci fasıl CHP Çin Komünist Partisi ilişkileri. Bu konuda Çinlilerde muazzam bir ilgi ve heyecan gördük. Sadece ana akademide değil, kadın konuları ve gençlik konuları, ki gençlik konuları başkanımız da heyet içindeydi. O da bir ilk. İlk defa bir gençlik konu başkanını böyle bir ziyarete götürmüş olduk. Buna çok ilgi gösterdiler. Karşılıklı davetler yapıldı. Evet, yani, son cümlenizi rica edebilir miyim? Tabii, yani önümüzdeki dönemde Çin Komünist Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkileri çeşitlenecek, güçlenecek ve süreklilik kazanacak. Önümüzde de Irak ve Mısır ona göre konjonktürü. Bora hattında diyelim. O geziler var. Evet. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun ama bakıyorum iyileştiniz programdan sonra. Sayenizde. Sorular ve vatandaş soruları benim canlanmama sebep oldu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. İçtenlikli yanıtlarınız için çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. Evet sevgili seyirciler. Zaman yine su gibi aktı ve veda vakti geldi. Açık ekranda gerçek gündemi izlemeyi seçtiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Salı akşamı saat 20'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.